Şubat haftalık burcumuza hoş geldiniz, hoş bulduk diyorsunuz. Hoş geldin Emine'cim diyenler de var, görüyorum, diyorum, hissediyorum. Koç burçları neler bekliyor diyorsanız 11 Şubat'ta koçlar aslında hayatlarıyla ilgili acayip böyle tedirgin gibi, mutlu gibi, mutsuz gibi, panik gibi aslında koçlar işleriyle ilgili o kadar güzel şeyler başardınız ki zoru başardınız. Bence ödül hak ediyorsunuz. Kendinize bir tatil planlayın. 2-3 günde olsa ruhunuzu dinleyin. İlişkilerinizle ilgili de yaşadığınız gergin bir hafta. Bunu sakinleştirmeye ihtiyacınız var ama en çok da istediğiniz evlilik dediğimiz sürecinizle ilgili güzel bir sürpriz yapacaksınız. Hayat arkadaşınıza evlilik teklif edebilir ya da evlilik teklif alabilirsiniz. Hazırlıklı olun koçlar. Bu 11 Şubat'tan sonra değişik teklifler var burada. Ne? Evlilik teklifi var. Ve hayatınızla ilgili de yapmak istediğiniz eğitim düşüncesi olan bazı koç burçlar için gerçekten güzel bir eğitim var. Ve bu eğitimi de başaracaksınız ve unvanınıza unvan katacaksınız. Sağlık konusunda bu hafta koçlarda çok ciddi bir problem değil de göze gelebilirsiniz. Bir kendinizi okutursanız sevinirim. 11 Şubat boğa burçları neler bekliyor diyorsanız boğalar aslında hayatlarıyla ilgili radikal kararları çok yoğun bir işten tutulsu ve ortaklı bazı işlerde yaşadığı sıkıntıları geride bıraktılar. Daha işe konsantrasyon yaşıyorsunuz. Daha güzel bir hafta olacak sizin için. Sadece gökyüzü de sizde uyarı var. Çok çabuk sinirlenen bir noktadasınız. Ve sinirinizi ne bileyim bulutlara bakın çünkü gökyüzü size diyor ki sinirlenme sen ne istediğini biliyorsun Rabbim sana her istediğini verdi şımarmayı geride bırak diyor boğalar şımarmayı bırakın. Evet çok eziyet çok geçmiş ait sıkıntılarınız var aileden bazı mal sorunlarınız var ama bunların hepsi çözümlenecek ve gerçekten güzel bir sürece sağlamlaştıracaksınız. Ve en çok da ilişkinizle alakalı hediye almak istiyorsunuz. Biliyorsunuz sevgililer günü de yaklaşıyor. Bence sevgilinize güzel bir sevgililer günü hediyesi hak ettiğini düşünüyorum. Şimdiden boğalar sevgililer gününüz kutlu olsun diyorum. Sizde de belki burun alerjisi, kulak alerjisi olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. İkizler Burcu. 15 Şubat neler bekliyor? İkizlerin aslında evet her zamanki gibi heyecanlı, hareketli, ruhu enerjik bir haftadalar. Ve evet işleri çok yoğun, evraklar çok yoğun. Onu öde, bunu öde, şunu yap. Bununla ilgili çok sıkıldınız ve uzun süredir de isteklerinizle ilgili de mücadele ediyorum. Hala aynı noktadayım diyorsanız sizin gerçekten güzel bir enerjisi ve bu enerjiniz size çok büyük kuvvet verecek ve tekrar inanç çevremizi toparlayacaksınız ve konsantrasyonunuz yeniden en zirve yapacak. Panik yapma. Çünkü sen ne istediğini biliyorsun. Sadece zaman senin istediğin zamanda değil. Lütfen zamanını bekle. Meyvasını en iyi şekilde yiyeceksin. Aşk konusunda da sadece diyorum ki evet güzel bir aşkın var. İncitmeyi bırak. Ona sürprizler yap. Artık ona evlilik teklifi o etmiyorsa sen et diyorum. Çünkü o güzelden bir ilişkiyi kaybetmek istemiyorsun. Bence ilişkin doğru. Artık sen et. O etmiyorsa. Sağlık konusunda da boğaz alerjiniz olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Yengeç burçlarına neler bekliyor diyorsanız 11 Şubat'ta yengeçler aslında sevgilisine sürpriz yapacak çünkü 14 Şubat sevgililer günü ve bu onun verdiği bir heyecan hatta bu sürprizi yaparken de acaba sonunda bir evlilik var mı diyorsunuz ama biraz diğer yengeçlerimiz korkak olduğu için evlilik sabra değil de hani ilişkinin daha adımlar ilerleyeceğini, sevincini yaşayacaksınız. En azından bu sizi mutlu olacak. İş konunuzla ilgili de yönetici ya da bulunduğunuz ortaklı işlerinizle ilgili daha sakin, biraz iş olmayabilir, panik yapmayın, kaygı etmeyin ama Mart'tan sonra daha verimliliği sağlayacaksınız. Bu size çok büyük bir başarı ve ödül kazandıracak. Yani siz bence sabrınızla ilgili değil de maneviyatınızı biraz daha güçlü tutarsanız ne istiyorsanız kapınızda olacak. Sizde de belki buradaki sır, diz, kapak, spordan kaynaklanan bazı vücut hareketlerinde aksilikler olabilir. Bunları düzeltin lütfen. Aslan Burcu 11 Şubat neler bekliyor diyorsanız aslanlar aşk kafasındalar, iş kafasındalar, aile kafasında, yatırım kafasındalar. Yani aslında bu dönem onlar için plan, program, ne istiyorlarsa gerçekleşecek ve bu gerçeklik onlara çok güzel bir ödül demeyelim de başarının sevincini yaşayacaklar. Başarınız size ödül olarak dönecek. O yüzden aslan burçlarına Rabbim ödülünü en iyi şekilde verdiğini düşünüyorum. Daha iyi şeyler olacak. İlişkinizle ilgili de güzel gidiyor ve uzun süredir ilişki yaşamayan bazı aslan burçlarında da güzel bir kıpırdanma haftası ve satmak istediğiniz bir ev var. Bunu da elden çıkartacaksınız ve bu sizin için
hayırlı ve bereketli olacak. Sizin de sağlık konusunda belki biraz spora ihtiyacınız var. Pilates olabilir, ne bileyim vücut buna vücut geliştirme olabilir. Body her şeyi yapın işte vücudunuzla ilgili. Vücudunuzla ilgili şikayetleriniz var ve gece yemelerini kesin lütfen rica ediyorum. Başak burçları neler bekliyor diyorsanız 11 Şubat'ta onlar için de aslında ailevi, manevi değerleri ön planda ve satılması gereken miraslı konular var ki herkes satılsın diye bekliyor ama alacak kimseyi bulamadık, nasıl olacak diyorsanız gerçekten bu haftadan sonra satışlar gerçekleşecek ve hane paraya doyacak. Ama iş konusuyla ilgili sorun yaşayan bazı başaklar için de birilerinin faydası ve haber verdiğiniz kişilerden sürpriz işinizde değişim daha güzel bir noktaya erişecek. Eğer iş sahibisiniz de işlerinizde artış, daha güzel markanız ya da zincirinizi devam ettireceksiniz. Panik yapmanızı istemiyorum. Ama en güzel şey de haneye gelen yeğen olabilir. Ya da kuzeniniz doğum yapmış olabilir. Bunun mutluluğunu tadacaksınız. Çünkü haneye güzel bir çocuk sevinci ve bu çocuk sevinci sizin için huzurlu ve bereketli olacağını söyleyebilirim. Sizde de saç dökülmesi ve baş ağrısı olabilir. Bu dönem biraz rüzgarda kalmayın lütfen. 11 Şubat terazi burçları neler bekliyor diyorsanız, teraziler ne istedik, ne yaptık, biz nerede hata yaptık diye endişeler içerisindesiniz. Ama işle ilgili hata değil de yöneticilerinizin rahatlığı sizi rahatsız etmeye başladı ve hiçbir şey kimse farkında değil, kimse beni dikkate almıyor dediğiniz takdirde demeye başladınız. Aslında yerinizde güzel bir değişim ya da eğer kendi işinizi yapıyorsanız, evet işsizim, ne yapayım, kapatayım mı, kapatmayayım diye düşünüyorsanız lütfen sabırlı olun. Bir ay sonra daha verimli olacak, ne istiyorsanız gerçekleşecek. İlişki konusunda da evliyseniz evliliğinizle ilgili sıkıntılar gündem olacak, aileler bir araya girecek. Lütfen bu evliliğe biraz daha şans verirseniz sevinirim. Eğer ilişkiniz yoksa da güzel bir haftada, güzel bir kaçamak ilişki ve sizi tatmin edecek bir ilişki bence devamlılığı olsun kaçamaklar çok. Size iyi geleceğini düşünüyorum. Sizde de en büyük sorunuz bel fıtığı ile alakalı sırt ağrılarınız olabilir. Ve evde ufak tefek koltuk değiştirmek ya da yatak odasını değiştirme fikriniz var. Bunu da yaparsanız sevinirim diyorum. Akrepler, 11 Şubat akrepleri neler bekliyor diyorsanız, akrepler miskin miskin yatma kafasına girdiler. Ne istiyorlarsa yapıyoruz, çabalıyoruz ve hala para yok. Artık pes ediyorum diyen bazı akreplere lütfen mucizelere inanın. Size de gökyüzünün güzel yıldızlarının uyarısı var ve bu uyarılarda diyor ki sabrettiğimiz her şey sizin elinizde. Lütfen sabrınızı sakinleştiriyoruz ve gökyüzünün size sunduğu yıldızların tane tane kopartma. Bu demektir ki size güzel gülen enerjiler var. Bu enerjileri doğru değerlendirirseniz acayip keyifli bir hafta ve huzur dolu bir haftaya giriş yapacaksınız. Sizin de farklı şehirden gelen bazı teklifler var. Bunları değerlendirmenizi istiyorum. Bu teklifler sizin evinizi ya da düzeninizi daha verimli edecek. Ve çocuğunuzla ilgili kariyer ve yatırım yapmak istiyorsunuz. Evet Rabbim yıl sonuna kadar çocuğunuzla ilgili ne düşünüyorsanız ya da kendiniz için bunu da gerçekleştireceksiniz. Hiç panik yapmayın. 11 Şubat yay burçları neler bekliyor diyorsanız, yaylar isyankar. Yaylar çok sinirli. Yani o karanlık gecenin sanki ufku onlara şey gibi gelmiş. Neydi? Hiç uyanmayacak ve aşk olmayacak diye düşünüyorsun da yay artık bu aşk kafasından çıksan da evet bu kafaya girdiğin için işine konsantre olamıyorsun. Yalnızlıktan bunaldım diyorsun. Yine işe konsantre. Bence işe konsantre olman gerekiyor. Kendini biraz toparlaman gerekiyor. Çünkü aşk da var. Sen aşık oldun ama işin olmazsa ne olacak? O yüzden yaylar işe konsantre, düzene konsantre olursanız siz çok güzel bir haftanın keyfini, çünkü 14 Şubat'ta sürpriz sevgiliniz de olacak. Sevgilisiz geçirmeyeceksiniz, panik yapma diyorum. Sizde de ailede hasta olan bir kadın rahatsızlığı biraz canınızı sıkabilir. Lütfen panik yapmayın, sağlığı iyi olacak. Onun belki bir operasyon geçirme gibi gündemi olabilir ama sonu aydınlık ve ferah. 11 Şubat Oğlak burçlarını neler bekliyor diyorsanız, Oğlaklar evet çok yoğunlar, çok koşturmalar, bir sürü işler var. Para bir türlü haneye gelmiyor. Hatta satmak istedikleri yerler var, kimse almıyor. Böyle onu ödeyemedim, bunu ödeyemedim, şunu yapamadım diye yani Oğlaklara sakin, relax, panik yapma. Rabbim seni öldürmüyor. Sadece biraz
gerçekten çok sıkıştın. Yani kredi kartların ödemeler, kiralar çok üst üste geldi ve nefes alamıyorsun ama Şubat bitecek, sen derin derin nefes almaya başlayacaksın ve senin istediğin her şey çok iyi şekilde hanenin içerisine gelecek. Korkularını yenmen gerekiyor. Sen korktukça bütün her şey üstüne geliyor. Bence artık korkmaktan vazgeç. Cesareti ilişki içinde diyorum. Çünkü siz korkaksınız. Duygusal korkaklığınız var. Asla ve asla Oğlak burçları korkak değildir. Sadece kaybetme korkusuna girdikleri zaman panik yaşarlar. Bu panikte korku salgılar. Lütfen güçlü bir dönem, güçlü bir hafta, ilişkinizde de keyifli olacak. 11 Şubat kova burçlarını neler bekliyor diyorsanız, kovaların aslında şirketlerinin bir satılma gibi ya da iş yerlerinin kapılma gibi bir durumu var. O yüzden iş arama haftasına giriş yaptınız. Doğru bir iş kapısı olacak ama işinizle alakalı da farklı şehirlerden ya da farklı ülkelerden teklif gelebilir. Değerlendirmenizi istiyorum ve yöneticilerinizle ilgili de bütün yönetim bu ara bir iş arayışı içerisinde çünkü memnun değilsiniz. Evet, Mart'tan sonra memnuniyet evreniz ve istediğiniz noktanın aydınlığı olacak. Panik yapma kovalar, size de güzellikler var. Ama sizde de belki boğaz ağrısı demeyelim de buradaki nodüllerle ilgili ya da şuradaki nefes borunuzla alakalı sıkıntılarınız olabilir. Bunlarla ilgili panik yapmazsanız sevinirim. Çünkü ne istiyorsanız sağlık olarak da vücudunuz iyileşecek. Panik yapmanıza, bir de çocuk isteyen kovalara sürpriz çocuk ve evliliğini kurtarmak isteyen kovalar da evliliğini kurtaracak. 11 Şubat balık burçları neler bekliyor diyorsanız, balıklar ver coşkuyu, ver coşkuyu. Yani mutlu, huzurlu, keyifli ama daha çok işiyle ilgili sen başarılısın, sen böylesin demek lazım. Balıkları biraz oflayıp poflamak lazım. Sen yaparsın, sen eder. Çünkü balıkların duygusal enerjisinde şu var. Ben ödüller, sevgi anlamında, hani sen yaptın mı, tebrikler demen lazım. Lütfen balıklara siz tebrik etmeyi unutmayın. Tebrik ettikçe o daha çok hırslanıyor ve hedeflerini çok istediği noktaya eriştiriyor. Çünkü balıkları herkes böyle alık zanneder ama hiçbir balık alık değil. Çok zeki ve çok fazla pratik bir zekaya sahip. Sadece astrolojinin enerjisinde balıklar böyle hani böyle kıvrım ve değişken karakter oldukları için onları çok önemsemezler. Aslında değişken karakterlerin dışında güçlü bir karakterdir. Balıklar özel insanlardır. Sağlık konusunda da belki baş ağrınız ya da saç dökülmeniz olabilir. Panik yapmayın. 11 Şubat haftalık burcunuzu yorumladık. 14 Şubat sevgililer günü tüm Türkiye ve dünya adına kutlu, mutlu, huzurlu, bereketli, uğurlu gelsin. Her şey gönlünüzce olsun inşallah.